Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Need for Speed Unlimited videosu ile karşınızdayım. Ben Ata. Bu Need for Speed Unlimited videosu sizlerle birlikte Chevrolet Corvette Stingray Ultimate Madness etkinliğinin 3 ve 4. günlerini sizlerle beraber tanımlamaya çalışıyor olacağız. Daha fazla Need for Speed Unlimited videoların gelmesini istiyorsanız ve sevimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapat ve cebi benim rahat bir kanıza da araba değilseniz de ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Önceki Unlimited videosunu etkinliğin ilk 2 günde tamamlamıştık. Eğer ki izlemek isterseniz ki ilk 2 gün çok önemli biliyorsunuz ki özel etkinliklerde kartlar kısmında ya da kanalın son videolarından bulabilirsiniz diyerekten hemen seri bir şekilde 3. güne girelim ve 3. güne başlayalım. 658 PR gerekiyor bu arada. Evet, günaydın Blackridge. Evet, 89.1 frekansını açtınız. Hadi biraz haberlere geçelim diyor. Tamam Ey, uyandın mı? Falan diyor. Hadi hadi. İlerlememiz gerekiyor. Hareket etmemiz gerekiyor. Tamam, bir maskot hakkında, dağların maskot hakkında bir haber vardı falan diyor. Galiba bu G-Cloud falan diyor. Muhtemelen öyle bu arada. 651 PR yaptım şu anda. Geliştirmenin çoğunu tam olarak yapmamıştım zaten. 652. Bakalım kaç bir yere ulaşacağız. Yani zaten ilk 2 gün çok fazla para kasabileceğimiz bir yarış olmadığı için maalesef hani öyle o kadar fazla şey yapamamıştık. Ama herhalde bu gelecek parçalarla beraber biz yine PR duvarını aşarız diye düşünüyorum. Dediğim gibi çok fazla parça toplayamadık. Kitlerden de ötürü bir yandan. Ama mağazadan falan da parça alacağım bu arada. Onun da bilgisini vereyim. Nitro parçası falan var. Alırız onların hepsini tek tek. 4 PR gerekiyor. Bence her şekilde yapılır. Let's go. Yani ben mi öyle düşünüyorum yoksa bugün gerçekten çok mu soğuk? Evet, bu aralar sıcaklık konusunda dikkat etmen gerekiyor falan. Evet, bence de dikkat et Tyler'cığım. Sesi bu arada tam ayarlamışım. Let's go o zaman. Dikkatli olalım. İyi para toplayalım. Sıkıntı yaşamayalım. Üçüncü günü yarışı kaybetmeden direkt bitirelim. Aradan çıkartalım istiyorum. Güzel, çok güzel makas atıyoruz bu arada. Çok iyi. Yani harika başlangıç gerçekten. Şunu da geç. Çok iyi. Vallahi çok iyi başlangıç. Zamana karşı bir yarış için güzel başlangıç. Tamam. Biraz kahve alacağım falan diyor. Okey. Al hocam al. Hasta olmaya gerek yok. Hasta olmaya gerek yok. Haklısın sen de. Bu arada mağazada biraz önce turbo parçası vardı. Onu da aldım zaten. Bir tane parçası alayım da. Yıldız falan basarız. Ek PR hani. PR duvarını aşma şansımız birazcık daha artar. Şunu şöyle çekeyim bu arada. Evet, devam ediyoruz. Önden sen. Tamam olur. Ya altında böyle bir araba varken bir de arkadan mı gideceğim zaten? Gayet uzun bir tur yarışıyla devam. Ama hani uzun bir rush yarışı olsa açıkçası en çok mutlu eder. Güzel para kasarız hani. Paramı katlarım. Ya inşallah bu etkinlikte paramı katlayacak şeyler vardır. Ferrari'de o tarz yarışlar epeyce bir vardı. Çok da güzel geliyordu. Zaten o yüzden turboyu falan ekstra yükseltebilmiştim de. Motorda sınıfta kalmıştık maalesef. Yapacak bir şey yok. Bunda yapılabilecek bir şey yok yani gerçekten. O yüzden ne diyoruz? Canımız sağ olsun diyoruz. Ne yapalım? Ve bu yarışta çok rahat bir şekilde kazandık. Evet, kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. 2300 fena olmayan miktarda da para geldi. Ne oluyor abi? Sıkıntım var etrafta. Hala G-Cloud olduğunu düşünüyoruz falan diyor. Yani o sebep olmuştu diye düşünüyorum diyor. Yani bence de artık olabildiği kadar normale getirmeye çalışıyorum. Kendisi normal, çok da normal bir karakter değil yani. Olay yani. Neyse, devam ediyoruz. Hemen 3. yarıştan devam ediyoruz. Turbo parçası. Güzel. İhtiyacımız var. İhtiyacımız fazlasıyla var. Üstüne bir de kitimiz de var. Yıldız atlattığımızda ekstra PR demek olacak bu. Birçok araba farklı lokasyona sürüyorlar falan diyor. Tuhaf. Yani Blackridge'de herhangi bir festival var mı? Tamam, ben başka haberlere bakacağım. Başka bir şey var mı falan diyor. Diyor. Tamam, o zaman biz de bir yandan sürelim. Tyler, senle biraz yarışsak hani para falan kastırsan bana olmaz mı ya? Ne güzel ilk günde kastırıyordun. Her ne kadar çok kısa bir yarış olsa da kastırıyordun hani.
De buralardayken mis gibi de para kasarız. Kasarım yani. Yani iyi olurdu yani. Orada azami hızımız ne durumda şu an? 320-321 bandında. Yani başlangıç sonuçta. 350'yi çok rahat geçeceğiz daha sonra zaten. Daha benim hedefim 360 falan. Umarım olur o kadar azami hızımız. Tatlı araba, güzel araba, çok güzel araba. Bayağı bir upgrade etmek istiyorum yani. Epic 5 yıldız yapmak için elimden geleni yapacağım. G-Cloud'da herhangi bir sinyal vesaire falan yok diyor. Sanırım bu iyi bir şey diyor. Bu arada bu araba eğer muscle bir arabaysa Epic 4 yıldız olabiliyor. Eğer spor arabaysa, ki ben bunun muscle olduğunu düşünüyorum. Bu arabanın yani. İnşallah dediğim gibi muscle'dır. Daha çok işime gelir. Devam. Evet, hava değişiyor. Yani buralarda bir şey olabilir. Dikkat et diyor. Tyler. Yani haklı. Ani hava değişimi oluyorsa bir de. Evet, araba falan da var. Güzel. Güzel. Ekstradan ters şerit parası alıyoruz bu sayede. 290 hiç fena bir para değil yani. Sadece ters şeritten gittiğimiz için. Yani düz ters şeritten gittiğimiz için hop. Bedava para yani mis. Biraz daha araba verin bana ya. Makas atayım. Vallahi keyifler yerinde şu anda. Gayet rahat ve güzel şekilde makaslarımızı atıyoruz. Ve yarışları da tamamlıyoruz. Güzel. 200 de buradan geldi. Bu da neydi böyle? İnsanlar yoldan kaçıyor. Ne oluyor? Evet, G-Cloud belli ki ortaya çıktı gibi. Ya da çıkacak. Birileri gördü büyük ihtimalle. Evet. Nitro Rush yarışı. Sonra herhalde G-Cloud'u yakalayacağız. Ya da bulacağız. Her neyse. Yardır. Seri bir şekilde yardır. Konuşun benimle millet. Yani hedefin gözleri falan var mı? Yani şey yapıyor muyuz? Gayet kovalıyoruz falan diyor. Onlar bizim hakkımızda konuşmuyorlar değil mi? Yoksa he tamam. Sivillerden uzak durun falan diyor. Bu fırtına tam bir ölüm tuzağı diyor. Kızgın bir adam. İlerlemeliyiz. Yani. Umarım bizden bahsetmiyorlardır diyeceğim de. Bir tane kızgın adam diyorlar. Sanmıyorum biz olduğumuzu. Yoksa direkt hani araba markası şu bu falan bir şey derlerdi. Mantıken. Son anda yavaşladı bu arada araba var ya, yoksa o nitro şeyini kaçıracaktım. Para kaynağı hocam, para kaynağı. Yani para verebilecek her şeyi istiyoruz şu anda. Her şeyi. Everything yani. Güzel. Şuradan da bir makas. Makası saymadı. Canımız sağ olsun. Ama nitro şeritlerini güzel bir şekilde hallediyoruz. Evet, bu yarışta kazandık. 6,5 saniye kala yalnız. Çok iyi bir süre. Ve çok rahat. 3K para geldi neredeyse. Ya polislerle evet başımız belaya girmesin. Cinkılat'ta herhangi bir şey var mı? Yürüyoruz. Çıkalım buradan. Umarım dediğim gibi polisler bizim peşimizde değildir. Ama sanmıyorum bizden kaynaklı olduğunu. Şu yarışta kazanalım da. Kaç dakika var? 40 dakika var. Tamamdır. Son bileti de alacağız ondan sonra, bu yaşta kazanalım. Ve dediğim gibi Jinx'latmış gerçekten de. Ve kafasında bal kabağı var artık. Gerçekten de. Evet, şey yapmaya başladı falan diyor. Evet, Jinx'lat çıkarmaya çalışın. Ya tamam. Hiç onu söylemedim fazla. Güzel para geliyor. Açıkçası çıkarmak da istemem seni kolay kolay. Sen ne yapıyorsun tam olarak ama anlayamadım ki. Yani tam olarak ne yaptığını çözemedim. Bu arada benim ivmemin seninkinden daha iyi olması gerekiyor her şekilde. Her şekilde yani, ne pahasına olursa olsun. Tamam, buradan fena para kasılmıyor. Şu yarışı kazanalım da. Ya şaka mı yapıyorsun ya? Ulan var ya, yaptı şerefsizliğini ha. Vallahi billahi yaptı şerefsizliğini. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Vallahi yapacak bir şey yok. Şansımıza yani.
Neyse ben şey yapacağım. Videoyu durdurup bekleyeceğim falan. Oradan şey yaparız her şekilde. Bir tane daha ekstra bilet kazanırız. Sonrasında da üçüncü günü bitiririz. Önce yükseltmeleri yapayım bir ama. Kaç PR olacağımıza bakalım. Evet, PR duvarını açtık bu arada, tamam. PR duvarını kesin olarak açtık. Zaten sonra iki günlerde kesin olarak azami hızı attırdığımızda 2 PR falan gelir. Ben öyle düşünüyorum en azından. Şimdi ben videoyu durduracağım. 2 bilet alacağım toplam. 6. yarışta kazandıktan sonra da kaldığımız yerden devam edip 7. yarışı bitirip 3. günü sizlerle beraber tamamlıyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar, kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. 2900'de buradan para aldık. Korkun benden minyonlar. Kötülük geldi falan diyor. Jigla kurtul şundan dostum. Hayda. Bana hala para borçlusu falan vesaire falan diyor. Bu olanlar seni borçtan kurtarmayacak diyor. Konuda haklısın. Haklı borç. Allah'ım yarabbim ya. Hayır yani zihnine geçirmiş halka dehşet saçan bir tane varlık var. Tyler hala diyor ki bana borçlusun kardeşim, borcunu öde. Borcunu öde, hiçbir şekilde kaçamazsın diyor polisle. Haklısın falan diyor böyle. Konuda haklısın falan diyor Zort. Neyse bizim peşimizde değillermiş, onu öğrenmiş olduk. Avon yarışıyla devam ediyoruz. Bu yarışı tamamlamamızla beraber artık etkinlik günü bitirmiş olacağız. Ve motoru da nadir yaptık. Evet. Ha. Evet. Bizi yakalamaya çalışan bir araba hissediyorum falan diyor. Allah Allah. Neden acaba? Bu arada araba parlıyor mu? Camda bir parlama var. Buradan anlayabiliyoruz zaten. Bizim manyakça bir şeyin peşinde olduğu. Evet biraz geriye düştük. Ama bu çok da problem yaratan bir geriye düşüş değil. Çünkü G-Cloud da. Yani bal kabaklı G-Cloud da çünkü geri düştü birazcık. Yavaşladı falan. Hatta şöyle bir çarpayım da. Çünkü para ihtiyacımız var. Ne olursa olsun ciddi anlamda para ihtiyacımız var. Da keşke driftten çıkabilseydim hani. Keşke driftten çıkabilseydim hani. Hadi. Son anda. Vallahi billahi son anda. Güzel. Ve etkinin 3. günden itibariyle bitirdik. Vallahi ucu ucuna. Yaklaşıyorsun. O mesafede kalmaya devam et falan diyor. Bu sivilin yardımı ne böyle? Neredeyse kaldık. İyi denemeydi falan diyor. Arabayı ne attı o öyle? Çekil git. Aa. Memurlar rapor verin. Ellerinde bir şeyler var. Onlar benim. Hepsi benim. Hayda, Black iş benim olacak falan diyor. Galiba corruption'ladı. Kendi himayesi altına aldı. Etkisi altına. Okey abi. Sıkıntılar ciddi anlamda baş gösterecek gibi duruyor. Sıradaki günden itibaren. Ben şuradan bir turbamı da upgrade edeyim de. Ondan sonra salın beni şimdilik. 661 PR'e ulaştık. 21 saat sonra 4. gün açılacak. Videoyu sonlandırıyorum. 4. gün açılır açılmaz kaldığımız yerden tekrardan devam ediyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar, videomuzda kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. 4. gün açılır 1 saat 40 dakika oldu yaklaşık olarak. Daha fazla vakit kaybetmeden hemen 4. güne başlayalım. 682 PR gerekiyor bu arada. Ve Memur Rivera tam zamanda diyor. Evet bu arada Blackitch Polis Departmanı'nın şey yapabileceği bir şey değil ama bu şeyi yardımınıza ihtiyacı var. Ama en azından siz halledersiniz falan diyor. Tamamdır. Aynen bir oyuncak yüzünden falan bu tarz bir şey oldu. Eğer ki yeterince cesur değilseniz bizimle çalışmak için istasyona gelin ve konuşabiliriz diyor. Yani merak etmeyin bu sefer bu bir tuzak değil diyor. Mecbur çünkü yani başka çaresi yok. Bize muhtaç durumda ondan dolayı. Bu arada tam videoya girdim. Horoz da ötmeye başladı. Allah kahretmesin böyle işi. Neyse. Hemen 4. yıldıza bastık aracı. Toplam kaç PR gerekiyor demiştik. 682. Çok rahat aşarız. Çünkü hem turbo hem de motor kitimiz vardı. Motoru zaten bastık. Sırada turbo var. Turboyu da bastık şimdi. Hop bir de üstüne geliştirdik. Yıldızı da bastık. Tamam. Çok rahat PR duvarını dediğim gibi aşacağız. Çünkü turbo motor parçası geldiği anda biz zaten ekstra PR kasacağız. 7. yarışta oyun bize ne verecek? Onu merak ediyorum sadece. Ama dediğim gibi şu anlık bir önemi mevcut değil. Neden? Çünkü zaten kit bastık hani. Hem motor vermiş hem turbo vermiş. Var bizde hani. Bastık o yüzden.
Neyse, hemen geliştirmemizi yapalım. Yıldızımızı basalım. Tamam, tekerlekli sadece bir tane parça kaldı. Eku'yu da geliştiriyoruz. Yıldızını basıyoruz. 680 PR. Bakalım kaç PR olacak. Yeşil başka eku parçamız yokmuş. O bir tık üzdü. Ya her şekilde parçalarız zaten ya. Heh, Nitro'yu da basıyoruz. Ekstradan bir tane beyaz parçamız da var. Tamam, bir tane yeşil bir tane beyaz da buraya lazım. Bari 681 olsaydı be. İnsafsız herif. Sadece 2 PR kalmış bu arada zaten. Dediğim gibi çok rahat PR duvarını açacağız. 5. günde çok rahat edeceğiz. Niye? 5. günde zaten kalan son azami hız sağlayan kit verecek hani. Ve biz bastık bile. Bunun ne olduğunu bana açıklayacak mısın falan diyor. Söyleyecek bir şey yok mu? Yani şaşırmamam gerekiyor sanırım falan diyor. Aynen. Aynen Taylor'cum. Çok da anlayabildiğimi söyleyemeyeceğim sana. Vallahi ben direkt gidiyorum istasyona. Geliyorsan gel yani. Bakalım gelecek mi? Böyle makas falan da atalım da yalandan para topluyorlar. Azami hızımız kaç oldu bu arada? 320 idi en son. Henüz tam olarak azami hızımı ölçemiyorum. Nitrom çok olmadığı için müsait değilim. Yapamıyorum hani. Şöyle bir basayım tekrardan. Azami hızım 329 bandında. Güzel güzel. Daha çok artacak dediğim gibi. Ya yani bu girişte 350'ye kadar yolu var zaten dediğim gibi. Bayağı bir artacak hani. Bayağı bayağı artacak. Ki zaten azami hızı çok düşük olduğu için. IME'ye falan kıyasla. Yani bayağı sağlam gelişim göstereceğiz. Eğer dikkatli bir şekilde oynayıp motor turbo parçalarını toplarsak biz zaten içinden geçeriz bu etkinliğin. Tamam. Sana izin verdim falan diyor. İstasyona girme için vesaire falan diyor. Tamamdır. Güvenemeyeceğim bir yer değil burası falan diyor. Bir dakika ne? Riven neden bu işin içinde? Sessiz ol mekanikçi. Tartışmamız gereken çok da önemli şeyler var diyor. Haklı. Haklı. Vallahi bizi hapse tıkacak olsa çoktan tıkardı yani şu anda. Çoktan tıkardı. Çağırıyor kaka. Yoksa nasıl başa çıkacaklar? Normal sıradan polislerin yapabileceği bir şey değil mi hali? Polisler kayboldu bir de. Üstüne polisler kayboldu. O yüzden zaten. Mekanik. Yani benim ismim bile mi yok? Ya çok daha fazlası yakında şey yapacaksın falan diyor. 2 çarpı 3 metrekare daha fazla mapus mesela. Tamam. Anladım mesajımı. Yani boşta yapmayacaksın yani. Boşta yapmayacaksın. Benim gibi olacaksın. Sessiz olacaksın. Çok konuşmayacaksın. Sonra sana bütün kapılar açılacak. Yani bu işler böyle. Yalnız ne güzel racon koydu ya. Harbiden çok güzel racon koydu. 2 metrekare çarpı 3. 6 metrekarelik bir hapishanen olursa belki vaktin başına gelir. Lan Tyler. Muameleyi hak etmiyorsun ama gerçekten raconu güzel yaptı. Helali var. Neyse 1600 buradan para geldi. Tamam geçmelerine izin verin. Emredersiniz efendim. Nasıl isterseniz. Wow, gerçekten güzel bir istasyon. Atılmadan önce atıldığım zamandan beri hiç burada bulunmamıştım falan diyor. Hiçbir şey dokunma. Evet. Yani bu şehir size bir fırsat verdi falan diyor bu sorunu çözmek konusunda. Evet, en azından kendinizi kanıtladınız diyor. Ve hani bir şeyleri kontrol altına, her şeyin normal dönebilmesi için hani bir şans şey oldu, doğdu falan diyor. Tamamdır, eyvallah. Eğer yardım ederseniz vesaire. Tamam hani size yaptıklarınızdan dolayı içeri atmayız falan diyor kısacası. Yani bize tam yetki vermek gibi bir şey yani bu işi çözmek konusunda. Tamam olur. Hallederiz. Hallederiz yani. Hiç gocunmalık bir durum yok. Bizden başka kim halledecek zaten? Belki de laboratuvarı mı incelemeliyim? Vallahi yok bir tane. Güven bana. Seninle harika bir anlaşma yapabiliriz Tyler. Tamam peki biz bu işin içindeyiz. Yani o şey çare de yok yani açıkçası. Ne yapalım şehrin kaosu sürüklenmesini mi izleyelim? Rivera'yı bu konuda seviyorum. Yani gerçekten yardıma ihtiyacı olduğu zaman pamuk eller cebe yapıp yani gereken kolaylığı sağlıyor yani.
Ha, bazen puşluk yaptığı oluyor. En ufak bir şeyde puşluk yaptığı oluyor. Ha, sonra karşılığında alıyor yani, cezalandırıyoruz. O ayrı. Ama böyle anormal olaylar olduğu zaman elinden geleni yapıyor. Çünkü kendisinin yapabileceği, çözebileceği bir mesele değil. 1600'de buradan geldi yine. Tamam, peki. Tamam. Peki. Şey ya, iskele tarafına gideceğiz. Liman tarafına gideceğiz diyor. Arkanda olacağım falan diyor. Tamam. Orada bir şeyler alacak galiba bizim Tyler. Eşya, meşya, malzeme falan. Yavaştan da gidiyoruz. Eğer ben bir egolu bir kötü adam olsaydım diyor. Yani bütün Blackreach'i kontrol etmek isteyecek olsaydım ne yapardım mesela falan diyor. Ha. Ha, fast food. Olur. Telefonlarınıza bakın falan diyor. Ha, süpermarketlerden çok rahat böyle malzeme alabilirsiniz vesaire falan diyor. Aynen, ben de onu düşünmüştüm falan diyor. Ha, süpermarketleri kullanarak gereken şeyi yapabilirsiniz diyor. Aynı zamanda Rivera bizi bir yandan da dinliyor. Yani kontakt halindeyiz. Yani balkabakları çöpten möpten hoşlanır yani. Evet. Hurda yığınından vesaire ondan bundan hoşlanır. Rivera da o yüzden el atıyor. Daha kolay supply malzeme için süpermarketleri şey yapabilirsiniz falan. Vallahi bu arada Tyler bunu düşünemezdi. Bir şey değil mi? Rivera bunu demese bence Tyler bunu düşünemezdi. Neyse. Bu yaşta rahat bir şekilde tamamladık. Zaten araba gayet iyi durumda şu anda. Kimse yok. Peki etrafa bakalım. Elektronikler, yemekler. Yani bu mekan bir süredir boş gibi gözüküyor. Bir şey görüyor musun? Çok fazla zamanımız yok ama. Ne oluyor abi? Bir şey mi var? Mesele mi var? Problem mi var? Galiba problem var. Böyle aniden konuşma falan kesiliyorsa. Beşinci yarıştan devam. Öğreneceğiz. Galiba kaçıyoruz. Hocam dayı geldi, kaçtı gitti olmasın? Ne oluyor abi? Bana öyle bakma. Ben hani araç tasarlama şeyinde dahayım vesaire falan diyor. Abi ha, bu pek de iyi bir şey değil diyor. İyi işaret değil diyor. Galiba bizim bal kabağı Cinkılat ele geçirmiş Cinkılat yine bir şeyler karıştırmış. Bizden önce davranıp buraya gelmiş yani de. Bu arada artık bir Itro şehrinden geçebilir miyim? Allah razı olsun ya. Yani hiç geçemeyeceğim sandım. 3-4 tane ara ara kaçırdım ya. Bunu da kaçırdım ciddi oranda. Allah'tan arabamız dediğim gibi gerçekten iyi durumda. Ama para az geliyor. O benim canımı sıkıyor. Para gelmiyor. Yani 1800 ne hocam? Bana bir şey verin. Bir sorunumuz var. Yani bu oyuncaklar bulk. Yani çok fazla şey söylemiyorum ama çok fazla şey. He, tamamdır. Eğer herhangi birine izin sürebilirseniz diyor. Kamyon taşıya falan. Ben direkt alarm sinyali vereceğim diyor. Alarma sokacağım diyor. Yani bizim çok da önemli olmayabilir dediğimiz şey Civera için önemli. Yani bu da işe yaradığımız anlamına geliyor. Bu da güzel bir şey. Güzel bir şey. Güzel, güzel, gayet güzel. yani pek de kastettiğim ya da düşündüğüm gibi gün olmuyor vesaire falan diyor. Yani süpermarket avlayıp bir de ölü oyuncakları toplayan kamyon. Yani product safety. Yani bir de eksi olarak da inanılmaz arabalar tabii ki de. Ve aynı zamanda hapse girme riski. Yani kısacası pek de iyi bir gün olmuyor. Tahmin ettiğimiz gibi gerçekleşmesini düşündüğümüz ya da hesapladığımız gibi bir gün olmaması. Şu iki arabanın arasından geçme olayını bir süredir beceremiyorum bu arada. Neden beceremediğim hakkında en ufak bir fikrim bile yok. Tek araba neyse de niye iki arabanın arasından geçemiyorum? Bu yaşta tamamlayarak bu arada şimdiki son biletimizi harcamış olduk. Let's go. Let's go abi.
Yani çok fazla bir şey yok uzaklarda. Sen bir şey görüyor musun? Yani son istediğimiz şey yüksek hızda bir kovalamaca. Evet bu arada. Ulan kamyonu yüksek hızda kovalamak ne zaten? 300'e giden kamyon mu olur? 250 ile giden kamyon mu olur? Vallahi var ya bu Need for Speed evreninde en azından Lonely evreninde beklerim ya. Bu arada artık bir PR duvarını aşalım ya. Transmisyon bitti. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, PR duvarını açtık. Güzel. Ekstra bir PR fazlamız olabilir bu arada. Ama o da bir ihtimal. Oldu bu arada ya, oldu oldu. Evet. PR duvarını hem açtık hem de an itibariyle istersek etkinliğin 4. günü bitirebiliriz. Bu arada 2 kat itibar puanı veren promo geldi. O yüzden Need for Speed No Limits yeni bölümleri gelecek. Tabi kanala ne zaman gelir bilmiyorum ama stok videolarını en geç yarın hazırlayacağım. Haberiniz olsun. Şimdilik videoyu sonlandırıyorum. Kaldığımız yerden tam gaz. Biletler de olduktan sonra tam gaz devam ediyor olacağız. En azından 3 bilet. Evet sevgili arkadaşlar, videomuzda kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. 3 tane bilet doldu. Madem 4. günü bitirebiliyorum, dışarı çıkıp da video yüklemeye gitmeden dedim bari etkinliği 4. gününe bitireyim ki zaten bu video yarın kanalda olacak hani. Yani sizin izlediğiniz vakit kanalda olacak hani dedim. Videoyu erkenden hazırlayıp paylaşayım. Bu arada oyun bize 4. günün 7. yarışında tur vakiti veriyormuş. Haberiniz olsun. Şu anlık işime yaramayacak, 7. gün işime yarayacak. Çünkü kitleri bastık zaten. Azami hız veren. Motor da var, turbo da var. Hala herhangi bir iz falan yok diyor. Belki de şey yapmalıyız diyor. Bu kamyonların nereye teslimat yaptığını öğrenmeliyiz diyor. Mantıklı. Mantıklı bu arada Tyler. Yani Rivera'dan da bilgi alamaz mıydık bu konuda? Hani kamyonlar nereye gidiyor falan. Bu nereden bilsin ki? Biz daha hızlı bir şekilde araştırıp bulabilecekken söylediğim şey de ufaktan da olsa bir mantığı olsa keşke. Güzel. Elimden gelince bütün su şeritlerinden geçmeye çalışıyorum. Para gelsin diye ekstra. Drift zaten yapıyoruz hani. Ah be, onu kaçırmayalım iyiydi. Hem makası kaçırdım hem de nitro şeridini kaçırdım. Neyse, güzel bir süre kala tamamladık yarışı. 2K para geldi en azından. İyi. İşte orada. Hemen kenara çek çabuk. Sürücüden iz yok. Bu iyi değil. Yani film gibi bir şey yani. Tamamdır. Ne oluyor? Ne oluyor abi? Bir şeyler oluyor ama. Neyse. 30K paramız oldu bu arada şu an itibarıyla. 8K parayı o iki tane. Bir tanesi motor, bir tanesi nitro parçası için harcamıştım. Haberiniz olsun. Yani para olarak da iyi durumdayız. Parça olarak da fena değiliz zaten. Git git. Peşimizdeler. Eyvah, kaç o zaman. Ama yani böyle bir arabayı nasıl yakalasınlar Allah aşkına? Koskoca Chevrolet Corvette Stingray. Akıl kârı değil gerçekten. Bir de yani adamlar kamyon kullanmıyor mu abi? Yani hayatta yaklaşamıyor olmaları lazım bize şu anda. Neyse. Çok da sorgulamayacağım. Ben etkinliğe odaklanmak istiyorum. Aa, bak bu üzdü işte. Bak bu çok üzdü. 4 saniye mi falan yedi en kötü. En kötü 4 saniye mi yedi. Neyse, canımız sağ olsun. Çok rahat kazandık yine de yarışı. Çok iyi. 2,5K para geldi neredeyse. Kafalar aynı G-Class gibiydi diyor. Bu gerçekten inanılmaz. Yani yalan söylemeyeceğim. Ama aynı zamanda dışarı böyle oyuncakların olması da harika değil diyor. İyi bir şey değil diyor. Tamam, temiziz. Şimdi Rivera'ya haber verelim. Olur, hemen verelim. Ve 4. günün son yarışını tamamlayalım artık. Evet, buradan da ek kit alacağız bu arada şimdi. Ekstra eko yükseltmesi yapabileceksek yaparız. Ardından da videoyu öyle sonlandırırız. Hadi bakalım. Hadi bakalım, let's go. Ne yaptınız? Evet, kamyonlardan birini bulduk ama onlardan şeyden var diyor. İnsanlar. Yani G-Class sadece tek değildi diyor. O kafasında balkabağı olanlar diyor. Bize sağlamaya çalıştılar. İnanılmaz. Yani ordu kurma şeyi. Yani bu giderek daha iyi ve daha iyi oluyor. Libera manyak mısın? Kafayı mı yedin sen ya? Nesi iyi lan? Hani herhalde verdiğimiz bilgilerden ötürü öyle demiştir de. Yine de normal değil. Bildiğin savaş ilan edecekler neredeyse. Neyse. Hakkımız hayırlısı.
Azami yazımız 322'ye çıktı bu arada, son motor parçası yükseltmesini yapmamızla beraber. Dediğim gibi ben 350'ye çıkar diyorum en azından. Daha hani 3. yıldızı bitireceğiz, 4. yıldızla basıp orada ne upgrade yapacağız, ondan sonra 5. yıldızla basıp bir de kit basacağız ama. Ve arabayı 5. yıldızla çıkartacağız. Bir de Epic 5 yıldız yaparsak ben 355-360'a falan çıkar diye düşünüyorum. Arabanın azami hızı. Şahar Ekor ve Stigre şu an işimize yaramayacak bu arada ama malum ilerideki haftalarda PP yarışlarında kendisini kesinlikle kullanıyor olacağız diye düşünüyorum. Yani ne epeyce kullanırız. Arabayı bayağı sağlam upgrade edeceğim çünkü. Bu arada 5 saniye kadar yaşı tanıdık, çok iyi ve 4. gün bitti. 2400'de para geldi. Evet, bir şeyler kontroller çıkıyor. Kelly ile konuşacağım. Belki birileriyle anlaşabilir falan diyor. Evet, bu arada bayağı manyakça bir şey olacak falan diyor. İşte iyicene boka saracak diyor yani kısacası. Evet, chapter complete. 15 çizip sonra arabayı 5. yıldıza basacağız. Ve 4. gün bitti. 19 saat var yaklaşık daha 5. gün açılmasına. Eku'yu bu arada geliştiremiyoruz şu anda. Bir tane beyaz eksik, yapacak bir şey yok diyerekten. Yavaştan artık bu videoyu da sonlandırayım. Evet, umarım izlerken keyif almışsınızdır ve sizlere bir şeyler katabilmişimdir. Ben artık yavaştan çıkayım da videoları halletmeye gideyim. Bu videoda dahil olmak üzere. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız ve destek olmak isterseniz, destek amaçlı benim Rabbim kanalımıza da abone değilseniz de abone olup bildirim açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımızın yapmasından da başka görselerimizden ve çeklerimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.